İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Hükümet Sözcüsü'nün basın açıklaması. Haftalık Batı Ermenistan Gazetesi'nin 34. sayısı çıktı. Türkiye'de eğitilen teröristler Artsak'ta Bakü'nün işgaline katıldı. Bakü, Ermeni Nahçıvan Festivali çerçevesinde uydurulmuş isimlerle ülkemizin haritasını sundu. Uluslararası Af Örgütü COP29 öncesinde Bakü'den garanti talep ediyor. Uruguay'da Arama Çadırya'nın 120. doğum gününe adanan konser Solus Tiyatrosu'nda düzenlendi. Batı Ermenistan Televizyonu ve Sen TV'yi destekleyelim. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Hükümet Sözcüsü Armeni Huy Sahakyan'ın haftanın önemli olaylarını konu aldığı basın açıklaması 5 Temmuz'da gerçekleşti basın açıklamasında Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Lidya Margosyan'ın geçen yıl Birleşmiş Milletler'in genetik kaynaklar ve geleneksel bilgi konulu toplantılarında yaptıkları konuşmaları hatırlattığı ve bu toplantılarda dünyanın dikkatini bir kez daha soykırım, armenosit konusuna çektiği konuşmasına değindi. Bayan Devlet Başkanı bu yıl Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin pozisyonunu sunmak üzere Birleşmiş Milletler'de düzenlenecek iki toplantıya katılacaklarını duyurdu. Basın sözcüsü daha sonra Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Konsey Başkanı Armenek Abrahamyan'ın konuşmasına değindi. Ulusal Konsey Başkanı Abrahamyan, genetik kaynaklar ve geleneksel bilgiler ile ilgili anlaşmaya ilişkin ne gibi çalışmaların yapılması gerektiğini belirtti. Abraham Yan özellikle şunları kaydetti: Genetik kaynaklarımız ve geleneksel bilgimiz üzerindeki haklarımızı geri alabilmek için bu anlaşmanın her maddesi üzerinde ayrıntılı olarak çalıştık. Sözcü konuşmasında. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Meclis Başkanı Nelli Harut Dünya'nın önümüzdeki oturumlarda ayrıntılı olarak sunulacak olan yukarıda belirtilen sözleşmeye ilişkin Batı Ermenistan Ulusal Meclis Başkanlığı'nın da tutumunun bulunduğunu bildirdiğini kaydetti. Westen Armeni adlı Batı Ermenistan Haftalık Gazetesi'nin 35. sayısı yayımlandı. Yeni sayının kapağındaki fotoğraf Sefer Antlaşması'nın onaylanmasının 8. yıl dönümüne ithaf edildi. Bu vesileyle Batı Ermenistan Cumhuriyeti Hükümeti, Batı Ermenistan Ulusal Konseyi Başkanı Armena Gabrahamyan'ın konuşmacı olduğu Zoom toplantısına herkesi davet etti. Haftalık gazetede Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Bayan Lydia Margosyan ve Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Konseyi Başkanı Armena Gabrahamyan'ın konuşmalarına yer verildi. Haftalık Batı Ermenistan gazetesi Vesten Armenya'nın 35. sayısında Batı Ermenistan Ulusal Meclisi ve Hükümet'in olağan oturumları, hükümet sözcüsünün basın açıklaması, ulusal kahraman Leonid Azgaltya'nın hayat hikayesi, tarihi zengin ve görkemli geçmişi bulunan Gedaşen'in yanı sıra diğer kültürel ve sosyal konular hakkında bilgi edinebilirsiniz. Haftalık gazetenin Ermenice, İngilizce, Fransızca ve Türkçe versiyonlarını PDF formatında aşağıdan indirebilirsiniz. Türkiye, Pakistan ve Bakü liderleri Şangay İşbirliği Örgütü çerçevesinde Astana'da buluştu. Greg City Times bürosu başkanı Paul Antonopoulos bu konuyu sosyal ağlarda dile getirdi. Erdoğan görüşmelerinin bölgede savaşların, çatışmaların ve gerilimlerin arttığı bir dönemde gerçekleştiğini ve üçlü toplantılarının eş zamanlı olarak bölgesel ve kapsamlı barışa da fayda sağlayacağını söyledi. Antonopoulos'a göre buradaki ironi Pakistan'ın dünyanın terör başkenti olması ve son yıllarda Türkiye'de eğitim gören Suriyeli teröristlerin Bakü'nün tarihsel olarak Ermenilerin yaşadığı Artsax'ı işgaline yem olarak hizmet etmek üzere Artsax'a gönderilmesi. Son dönemde Bakü, Doğu Ermenistan'ın egemen topraklarına yönelik hedefli bir kampanya başlattı ve çeşitli kültürel etkinliklerle somut olmayan mirası hedef alarak toprak özlemlerini meşrulaştırmaya ve Ermeni kültürel mirasına sahip çıkma sürecine yeni yönler vermeye çalışıyor. Bu etkinliklerden biri de geçtiğimiz gün Nahçıvan'da düzenlenen ve Batı Azerbaycan'a Dönüş başlıklı etnografya festivali konferansıydı. Organizatörlere göre etkinliğin asıl amacı ülke Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in vatanlarını terk eden vatandaşların tarihi haklarını geri kazanma politikasını desteklemek. Festival kapsamında sunulan çeşitli fotoğraf ve dekoratif sanat objeleriyle uydurulmuş şehir ve köy adlarıyla Doğu Ermenistan haritası sunuldu. İvan mutfağı adı altında çeşitli Ermeni yemekleri Doğu Ermenistan'a değil elbette Bakü'ye atıfta bulunarak tanıtıldı. Kasım 2023'te de aynı adı taşıyan bir festivalin daha düzenlendiğini hatırlatalım. Uluslararası Af Örgütü Kasım ayında Bakü'de düzenlenecek COP29 öncesinde bir açıklama yayınlayarak ev sahibi ülke ile Birleşmiş Milletler arasında imzalanacak mutabakatın hem etkinliklerin yapıldığı yerde ve hem de sınırları dışındaki bölgede tüm insan haklarının korunacağına ve saygı duyulacağına dair garantiler içermesi çağrısında bulundu. Açıklamada buna ifade özgürlüğü ve barışçıl toplanma hakkı da dahildir. Bakü'deki yetkililerin sansürü düzenli olarak sıklaştırdığı ve son zamanlarda muhaliflere yönelik baskılarını artırdığı gazetecileri, insan hakları savunucularını ve iklim hakları aktivistlerini tutukladığı göz önüne alındığında bu özellikle önemlidir ifadeleri kullanıldı. Örgüt, Bakü yetkilileri tarafından haksız yere gözaltına alınan herkesin serbest bırakılması çağrısında bulunuyor açıklamada Bakü'de hükümetin gerçekleştirdiği ağır insan hakları ihlallerinin gerçekliği göz önüne alındığında COP29 halkının ne kadar iyi korunduğunun incelenip değerlendirilmesi için ev sahibi ülke olarak anlaşmanın imzalandıktan hemen sonra kamuya açıklanmasının hayati önem taşıdığı belirtildi. Arama Çadırya'nın ev müzesinden bildirildiğine göre Uruguay'ın en prestijli konser salonu Solis Tiyatrosu'nda dünyaca ünlü Ermeni besteci Arama Çadırya'nın 120. yıl dönümüne ithaf edilen bir konser düzenlendi. Ayrıca Arama Çadırya'nın 1957'de Uruguay'a yaptığı ziyarete ait fotoğraflardan oluşan bir sergi de Solis Tiyatrosu'nda sunuldu. Düzenlenen anmada Arama Çadırya'nın ünlü piyano konçertosu sunuldu akşam boyunca Montevideo Filharmoni Orkestrası, Maskeli Balo Valsi, Zangezur Yürüyüşü ve Gayane Balesi'nden alıntılar ile Aram Açadıryan'ın diğer tanınmış eserlerini seslendirdi. Sevgili yurttaşlar ve sevgili soydaşlarımız, Batı Ermenistan'ın kaderiyle ilgilenen adanmışlar. Bugün bu büyük jeopolitik olaylar girdabında her zamankinden daha fazla birleşmeye, birbirimizi desteklemeye, birbirimize daha yakın iletişim kurmaya ihtiyacımız var. Bugün milletimizin bütünleşmesine ve kendi haklarımız için mücadeleye gerçekten katkı sağlayan, talepkar olan çok az sayıda yapı mevcut. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu ve Sten Armenia TV hepimizin iletişim kurabileceği, birbirimizi tanıyabileceğimiz, tarihi vatanımız ve çevresinde meydana gelen çeşitli olaylardan haberdar olabileceğimiz eşsiz platformlardan biridir. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu ve Sten TV ilkelerine ve izleyicisine sadık kalarak yeni yaklaşımlarla kesintisiz çalışmalarına devam ediyor. Bildiğiniz gibi televizyonumuz kendi reklamını yapmıyor. Ağırlıklı olarak Batı Ermenistan'ın tarihi, bugünü ve geleceğiyle ilgili siyasi ve diğer bağlamların yanı sıra çeşitli konuları gündeme getiren haberler yayınlıyor sizlere ayrıca Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı, Hükümeti, Ulusal Meclisi ve diğer yapıların faaliyetlerini şeffaf ve erişilebilir bir şekilde sunuyoruz. Sevgili soydaşlarımız ve vatandaşlarımız, sizlerin de desteğiyle televizyonumuzun imkanları daha da genişleyecek ve güçlenecektir desteğiniz bilgi alanını daha da genişletecek ve atalarımızın ihlal edilen haklarının korunması, haklı davanın yeniden elde edilmesi için daha net ve güvenle mücadele edecektir. Adaletin yeniden tesisi için gelin birlikte mücadele edelim. Birlikte daha fazlasını yapabiliriz. Birlikte biz daha güçlüyüz. Unutmayın, siz yoksanız biz bir eksiyiz. Saygıdeğer vatandaşlarımız ve sevgili soydaşlarımız, bugün için bu kadarını öngördük. Hoşçakalın.